Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosu ile karşınızdayım. Bugün hem liglerimizin analizini yapacağız hem de sıralamayı gösteririz arkadaşlar. Bakalım kim ne yapmış, sonra da içeriye bakacağız. 4-4-2 B ile İsmail abi 3-0 botu yanmış. 4-5-1 bırakılan botu. Ender burada maalesef hayal kırıklığı, gördüğünüz gibi 4-3-3 B, 4-4-2 B oynanmış. Samet %62 ile bayağı üstüne oynamış. Asar burada bir kendini toparlamaya başlamış. İnşallah o da ilk 20'ye gelip de belki kaçacaktır diye umut ediyorum. %63 ile bakalım Asar çıkabilecek mi? Bahattin de cidden sonuna kadar direndiği için, oynadığı için de onu ayrıyetten parantez içine tebrik ederim. Helal olsun. Serhat bir yükseldi, pir yükseldi diyecekken bir anda çöküşe başladı. 4-5-1'e 4-3'e oynamış. Gördüğünüz gibi Ferhat saldırmayı tercih etmiş. Gayet de güzel bir verim almış. Emre Zontulu Yunus yenmiş. Ondan da demek ki video diye. 4-4-2-B ile Yunus bayağı üstü oynamış. Büyük ihtimalle iç formasyonu çok iyi. Bravo. Emre Zontulu'na da geçmiş olsun. Schneider botu 4-0 yenmiş. Liderliğini sürdürüyor bu ligde. 4-3'e 4-5-1 bota saldırmış zaten. 4'te gol bulmuş. Zamandır Yugoslavya'yı Ceko'nun golüyle yenmiş. Sergio Ancelotti gibi cidden sağlam menajeri zamanı durdurarak yenmiş. %61 ile helal olsun. Sergio Ancelotti tepelerden düşüşlere başladı bayağı. Sağlam çakılıyor. Hayırlısı olsun. Lefter'in golüyle 3-2'ye 4-4-2 oynamış. Yıldırım da botu 2-0 yenmiş. Emircan Kadir'le berabere kalmış bu arada. 4-2-3-1'e 4-3-3 oynanmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelecek olursak Reşit buraya damga vurmaya devam ediyor. Bravo. Zebunam Mete abi geçmiş olsun. 5-4-1-B onu yenmiş. Bravo. Çok rank farkı vardır ya, bakalım. Bunu görmem lazım. Evet, 1769, bakalım 122, 114, 1700 küsur. Mete abi nerede? Mete abinin şeyi nerede? Takım adı neydi? Bakalım Zibon'un Brezilya. Bunu görmem lazım. Evet. 5-4-1. Ondan gümlemiş. Yoksa ranklara yakın alsa alır onu. Eminim. O kadar emin olduğum bir taktik o. Evet. Mete abiye de geçmiş olsun dedik. Burada zaten Reşit gayet güzel ortamını kurmuş. Orta kapı gol oynamaya başlamış diyelim. Muamele yapalım bari. Belki gaza gelip de düşüşe başladı. Sergio Ancelotti gibi. Evet. Bu arada arkadaşlar bu şeye kupaların yarı finalde kazandığınız üçer puanları da eklendi. Tamamen orijinal son durum buradaki tablo. Bakalım kim kaçıncıymış. Şimdi bizim ligimize bakacak olursak şöyle sonuçlara gelelim. Buğra acımamış Bekir'e 4-3 ya, Bekir saldırdığın adama bak Allah için deplasmanda. Aytaç kendi evinde Simi'ye yenilmiş, o da 4-5-1'e 4-3 saldırmış direkt. Arda yükselmeye devam ediyor. 6-3-1'e 4-3 ile saldırmış. Yani yüksek oynamış ama bir gol bulmuş. 1-0 her zaman iyidir. Muzaffer de %70'te oynadığı maçı 2-0 yapmış. Kemal kendi evinde Oktay'a yenilmiş. 4-4-2-B'ye 4-2-3-1 oynanmış. Kafa kafaya giden maçı Oktay almış. Talha ile Hasan Merhan berabere kalmış. 4-4-2-B'ye 5-3-1-1 oynanmış. Gayet de güzel olmuş maç. Bizim maça bakmaya gerek yok. 4-3-3 bir oynadım. %65'te 5-1 yendim. Cristaldo ihtiyacı olan 3 puanı en sonunda alıp bir nefes almış. 4-3-3 ayla bakalım
Son durumlar neler? Evet, Oktay'da Onur bu lige damga vurdu zaten. Birinci ve mükemmel bir takımdı. Reko'da bota attı. 3 golle, 3 golle uzanan taraf oldu. Bakalım arkadaşlar. Evet, sıralamamız gördüğünüz gibi burada liglerden yarı final, pardon, kupalardan yarı finallerden gelen 3'er puanlar da eklendi. Bilginiz olsun. Kendi puanınızla ligi karşılaştırabilirsiniz. Burada artı 3 puan alanlar oldu. Onur 85 puanla zirvede. İkinci Schneider 79 puanda. Arda 3. sırada. Dördüncü Reşit Hilal 72 puanda. Samet 72 puanda. Buğra 70 puanda. Ben 68 puandayım. Mesela normalde Buğra benim ligde altında ama 3 puan yarı finalden aldı. 70 puanda. Muzaffer 67 puanda. 9. Hasan Mervan, 10. Reko 63 puanda, 11. yine Sercan Cavette 63 puanda, Emre Zontul 62, GS İsmail abi 62 puan, Oktay 62 puan, Kutudur 61 puan, 15. Kadir 16. Burumu 17. Semih 18. 19. Kristaldo, evet o 3 puan nefes aldırdı bir zafere. 20. de Allah de kalbim, evet, istifa etmekte bir erdemliktir. Bilgin olsun Yunus. 20. vitesin. Bakalım çıkabileceğimi. İtalya Ligi'ne gelince transfer sezonu zaten kaçırdım. O ligi artık böyle taktik deneyerek gidiyorum. Bakalım orada bittik ama bu sen burada bakalım istifa etmeden çıkabileceğimi. Ferhat 52 puanda. Zibunam 50 puanda. Yıldırım 50 puanda, Zamandur 50 puanda. Çok yakın şey, maçlar var. İşte 46 puanlı mesela Asar var, Serhat var 45 puan, Emircan var 43 puan, George Cacı 41 puan. Buralar biraz sıkıntılı ama şuralar karışacak bayağı gibi görünüyor. Bakalım. Finalde bir Bekir var 5 puan, yenese 5 puan, Garanti 65 puanla yukarılara gelecek. Bakalım sonuçlara ne gibi etki edecek bunlar. Arkadaşlar lig tablosu birinci kupalarından gelen artı 3 puanlar eklendi. Elenenler şu alt tezi kurallar görebilirsiniz. Finalde elenen 5 puan, kupayı kazanan 10 puan alacak. Yani burada Bekir bir 10 puan mucizesi yaratabilirse Bekir neredeydi? 20 puan da evet şu an 70 puanla buralara gelecek ve bayağı da rahatlatacak. Kötü olarak kaybetse bile 65 puanla şu an buraları garantili bile. Bakalım daha ligin bitmesine kaç kaldı? Şöyle bakalım. Son 3 hafta olması lazım. Evet bir de kupamız var. 4 gün var. Bakalım arkadaşlar bu güzel geçen ödüllü ligi finalinde kimler olacak? Kimler ne yapacak? Burada onuru göstermek istiyorum. Arjantin'e 2 milyara ulaştı takımı. 124, 118, 121, 115, 113, 122, 121, 120, 118 ve 134 kalecisiyle burada. Bakalım biz neler yaptık. Biz de artık zaten buraya yüklenmiyorum. Dostluk maçı falan atmıyorum. 118 Mijatovic var. Yine burada Şoker 110, 113. Modric burada güzel performans sergiledi bence. 11'e 6. Gördüğünüz gibi şöyle gelecek olursak 120 defans ve kalecimin de 127. Biz de elimizden geldiğince takımımızı geliştirip de burada zaten ligde şöyle bakacak olursak ligde ben 68 puanlı 3.'üm, burada 68 puan, evet. Burada da toplamda 7.'yiz. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka turnuvalarda ve videolarda görüşmek üzere.